Size antrenmanlarda performansınızı garanti olarak artıracak bir takım ipuçlarından bahsedeceğim. 7 tane ipucu var. Bunları ben tahtaya yazdım videoyu kısa tutmak için. Hemen üzerinden gidelim. Bunları düzenli olarak uygularsanız çok büyük bir ihtimalle performansınızda olumlu değişiklikler olacaktır. Şimdi, bir numaralı etken uyku. Arkadaşlar, uykunun önemi ve fonksiyonu, işte neler yaptığı üzerine birçok paylaşımlar yaptık. Yazılarımızda paylaşımlarımız var. Mutlaka okuyun. Büyüme hormonundan bahsedelim tutalım da işte vücutsal faaliyetlerin düzenlenmesi, beynin dinlenmesi, diğer organların gerekli tamirata uğrayabilmesi için uyku şart. Mutlaka her gün düzenli olarak gece uykusu almaya çalışın. İşte 7 ila 8 saat karanlık, sessiz bir ortamda mutlaka uyuyun. Bunun üzerine çok araştırma var. Daha fazla ayrıntıya girmiyorum. Çok faydalı olacak, düzgün uyuyun. 2. Su. Vücudumuzun çok büyük bir kısmı su. Birçok vücutsal faaliyet de suya dayalı olarak işliyor. Mutlaka yeterince, hatta gereğinden daha fazla su içmeye çalışın. Hidrasyonu sakın azımsamayın. 3. Antrenman saati. Şimdi biliyorsunuz bazı ters insanlar vardır. Sabahları yanına yaklaşmak istemezsiniz. Bazı da insanlar da vardır. İşte şen şakraktırlar. Bazıları aynen böyle düşünürseniz, bazı insanlar sabah antrenman yapmayı sever. Bazıları öğleden sonra saat 1-2 gibi. Bazıları da akşamüstü. Ne tip insan olduğunuzu kendiniz biliyorsunuz. Hangi saatte yaparsanız yapın, esas olan enerjiniz en yüksek ne zamansa o zaman yapmaktır. Bunun da bir takım bilimsel araştırmaları var. Aklımda kalmış bir kısmı. Kendi işinize ne geliyorsa, işte iş programınıza, okul programınıza ve enerjinize ne uygunsa o saatte antrenman yapın. Çok faydalı olacaktır. Geldik antrenmanın hemen öncesine. Kafein. Arkadaşlar, yine kahveyle ilgili, özellikle kahve olmak zorunda değil, şart da olabilir, çay da olabilir. Kafein içeren içeriklerin performansa etkisi üzerine paylaşımlarımız var. Bunlar da performansınızı olumlu yönde etkiler. İçmiyorsanız içmeyi deneyin. Bir de şöyle bir şey var. Gün içinde çok kahve içiyorsanız vücudumuzda biliyorsunuz adaptasyon denen bir mucizevi bir araç var elinde. Kafein de maalesef buna kurban gidiyor. Eğer çok içiyorsanız kafeinin de size antrenmandan hemen önce içtiğinizde vereceği destek daha az olacaktır. O yüzden antrenman gün içinde kafein tüketiminizi kısarsanız antrenmandan önce içeceğiniz kahvenin sizin performansınıza etkisi de daha fazla olacaktır. Peki devam ediyoruz. Sporu yaptık, ondan sonra ne yapıyoruz? Yeniden yapılandırma içeceği. Bunun üzerine de paylaşımlarımız var. 3'e 1 oranında veya 4'e 1 oranında karbonhidrat ve protein içeren bir içeceği tüketmeye çalışın. Bizim size tavsiyemiz nedir? Çikolatalı süt. Ondan sonra yeni bir konsept olabilir bu. Çok bahsetmedik şu ana kadar. Foam rolling. Nedir bu? Arkadaşlar, bu bildiğiniz masajdır. Gidip işte masaj salonlarına 50 lira, 60 lira, 100 lira saatine vermek zorunda değilsiniz. Online sitelerden veya ne bileyim dükkanlardan, spor malzeme satan dükkanlardan bu silindirler var. İşte 3 aşağı 5 yukarı şu uzunlukta, işte bu kalınlıkta. Bunlar yumuşak fakat yeterince sert masaj yapabilmesi için. Bunlardan bir tane edinin. Düzenli olarak bunu her akşam yapabilirsiniz. Bacaklarınıza, kalçanıza, sırtınıza, göğüs kaslarınıza, kollarınıza sürekli minimum 5 dakika, 10 dakika masaj yapın. Bunun üzerine videolar yapacağım. Hala fırsatım olmadı. Ama konsept çok basit. Bunu yere koyuyorsunuz. Üzerine ağırlık uyguluyorsunuz. İster kolunuzu koyun, dediğim gibi isterseniz bacağınızı koyun. Ve bunu yuvarlıyorsunuz bacağınızda veya hangi bölgeye masaj yapıyorsanız orada. Acı hissettiğiniz zaman duruyorsunuz. O kısımda baskıyı tutuyorsunuz. Acı azalana kadar, ağrı azalana kadar, ondan sonra diğer bölgelere devam ediyorsunuz. Performansınızda çok güzel etkisi oluyor bunun. 7. ve son madde beslenme. Arkadaşlar, her makro besleyenden, işte protein, yağ, karbonhidrat, kendi amaçlarınıza göre, işte yağ kaybetmek mi istiyorsunuz, kütle artırmak mı, kas kazanmak mı, her neyse, gereken oranda her gün tüketmek amacınız olsun. Mümkün olduğunca iyi beslenin. Her işte besleyenden, hatta mikro besleyenlerden de tabii ki dengeli olarak yeterince almaya çalışın. Bu da sizin performansınız ve gelişiminiz üzerinde çok önemli rol oynayacaktır. Umarız bu ipuçları faydalı olur ve amaçlarınıza ulaşırsınız. Performansınızı artırırsınız, kas kütlenizi artırırsınız. Belki yaptığınız spor branşında rekor kırarsınız.
Buna bir katkımız olursa ne mutlu bize. Herkese iyi sporlar.